İş bir sentetik fabrikası önünde bulunan direniş çadırının kaldırılması için işçiler, sendikacılar ve fabrika yöneticileri çadır önünde bir araya geldi. Çadırın bulunduğu alanda direnişin 1223. günü yazılı bir pankart önünde konuşan Teksif İş Balıkesir Şube Başkanı Hüseyin Akgüz, basın mensuplarına verdikleri destek için teşekkür ederek bir konuşma yaptı. Başkan Akgüz, direnişin 1223 günlük geçmişini özetledi. İşbir Sentetik Dokuma Sanayi AŞ'nin alt işverenlerinde çalışan, taşeronlarında çalışan işçileri 3 sene önce örgütledik. Bu örgütlemenizin sonucunda bakanlığın tüm bu taşeronlarda çalışan işçilerin asıl işveren işçisi olduğunu kabul etmesine rağmen ne yazık ki bu tespit bakanlığın istediği şekilde sonuçlanmadı. İşçilerimizi işten attıktan sonra şurada da gördüğünüz gibi 1223 günden bu yana direnişimiz devam etmekte. Çadırın neden kaldırıldıysa şöyle özetlendi. Çadırı niye kaldırdınız derseniz, burada çalışan, duran arkadaşlarımız vardı. Yaptığımız görüşmelerde bu arkadaşlarımız işbaşı yapacak. Diğerleri dava sonucuna göre biz de bu arkadaşlarımızın artık burada durmasına gerek olmadığını bu arkadaşlarımız da kabul ettiler. Bu çadırı bugün buradan sökeceğiz. Ve burada, bu arada da işte buranın eski genel müdürü gitti, yeni bir genel müdür geldi. O da biraz bu konularla iyi niyetli olduğu için, biz de iyi niyetimizi göstermek için bu şekilde bir uygulama kararı aldık. 1223 gün direniş çadırını bekleyen işçiler karşılaştıkları sorunları dile getirdiler. İşveren tabii bize pankartlarımızı astığımız için engelleme çalıştılar. Asmayın dediler, biz astık. Sağımıza solumuza tankerleri koydular. Tankerleri hiçbir zaman için kaldırmak istemediler. Ama biz çadır ile gene de pankartlarımızı astık yani. Engelleyemediler bir türlü. Ardından içindeki eşyalar boşaltılarak direniş çadırı kaldırıldı. Çadırın yıkılması esnasında hazır bulunan İşbir Sentetik Müdürü Metin Gültepe de basın mensuplarına bir açıklama yaptı. Gültepe, göreve gelir gelmez sendika temsilcileriyle görüşmeye başladıklarını belirterek kaldırılması için mütabakata vardıklarını söyledi. Geldiğim göreve başladım ertesi günü. Teksif Sendikası'nın temsilcisi Hüseyin Bey'le görüşmelere başladık. Bu gereksiz sürecin bence sonlanması, buradaki iki tane arkadaşımız yaz, kış, yazın sıcak, kışın soğukta geldi gitti. Buna bir çözüm bulalım noktasında mütakip görüşmeler yaptık. Teksif Kişi Sendikası Genel Başkanı seviyesinde, nezdinde de görüşmeler yaptık. Sağ olsunlar, geldiğimiz noktada bugün bu sembol olan çadırı kaldırma icraatı gerçekleşti. Bu noktada Teksif İşçi Sendikası Başkanı nezdinde tüm ekibi ve üyelerime özellikle müzakere sürecindeki katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum.